Ve koronavirüs fırsatçılarıyla devam edelim. Bu fırsatçılara karşı Cumhuriyet Başsavcılığı denetimleri sıklaştırdı. Fahiş fiyatlarla satış yapan fırsatçılara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ama fırsatçılarına hapis cezası geliyor. TCK 237. maddesi gereği fiyatları arttırma ve ürün yokluğuna neden olmak 2 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlandırılmaktadır. Tüm dünyayı korkutan koronavirüs fırsatçıları harekete geçirmiş, ürünlerin fiyatları bir anda şişmişti. Döviz kuru artışlarından etkilenmemesine rağmen bazı olağanüstü şartlardan ve aniden gelişen durumlardan fırsat sayarak fiyatların artırılması suçtur. Cumhuriyet Başsavcılığı da fırsatçılara karşı denetimlerini artırdı. Özellikle toplumun bazen böyle olağanüstü şartlarda zora girmesi sebebiyle buna adeta bir kazanç malzemesi olarak gören insanlara karşı Cumhuriyet Başsavcılıkları da özellikle dezenfektan ürünlerine ve kolonya ürünlerine karşı, yani toplumun gerçekten bu dönemde ihtiyacı olan ürünleri yokluğa sebep olmak ve fahiş fiyatta artırılmak nedeniyle bunlara göz yumulmayacaktır. TCK 237. maddesi gereği bunlar hapis cezalarıyla karşı karşıya muhakkak gelecekler. Ticaret Bakanlığı gerçekten şu anda 81 ilde çok ağır bir şekilde ve düzenli bir şekilde denetimlerini sürdürmekte ve adeta göz açtırmamaktadır. Ve bu konuda kesilecek idari para cezaları haksız ticari yönetmelikler gereği en üst sınırdan kesilmektedir. Sadece kazanç için fiyat yükselten satıcılar hapis cezası ile karşı karşıya gelecek. Kesinlikle hepsi bu hukuki durumla karşı karşıya gelecek. İlk başlarda böyle bir hukuki durumla karşı karşıya gelebileceklerini düşünmeden sadece kazanç odaklı düşünerek fiyatları artırma yoluna gitmekteler. Lakin sonradan devletin bu konudaki ciddiyetini fark edince fiyatlarda bir takım oynamalar, düzenlemeler devleti kandırmak pahasına yoluna gitmektelerdirse devlet bunların hepsinin farkındadır.